Herkese merhabalar arkadaşlar. Age of Civilization 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Meksika'yı alıp hatta ilk 7 dakika boyunca kendimizi geliştirip bakın teknolojimiz şu an 58.08 yani 8 direkt. Teknolojiye bastığım zaman Amerika Japonya'yı geçtik abi 0.99. Hatta şu bar fullendiği zaman 1.0'a geçeceğiz otomatikmen. Bu da diğer devletlerden bayağı önde olduğumuzu söyleyecek. Meksika'yı aldıktan sonra bakın şuradan kayıyorum direkt. Şuraya gidip yeni bir Türkiye yani Amerika planı yaptık. Suriye'yi aldık. Resmi olarak aldık yani güzel bir şekilde aldık. Ondan sonra ise buraya bir yer sahte Suriye kurduk ama içindeki her şey bize ait. Yani ülkenin içi ve dış yönetimi bize ait. Bu da Amerika'nın bir planı. YPG'ye para vererek destekledik YPG. Şu anda Türkiye arasında bir savaş var. Türkiye'nin bizim arasında da zaten -82'lik bir savaşı var. İlişki geliştireceğim direkt. Türkiye sen beni niye sevmiyorsun oğlum? Ben sana bir şey yapmadım ki. Şu zaten aşağıdan Ürdün'ü falan aldık abi. Şurada bir tek isimsiz bir devlet vardı. Onu yıktıktan sonra böyle bir şey oluyor. Türkiye Yunanistan'a ne kadar para versek de Türkiye'den kurtaramadık arkadaşlar. Yunanistan'ı ezdi. Sonra ben geri memleketime döneyim. Tamam Amerika. Ben bu bölüm şu Honduras, Guatemala, Meksika falan olmak üzere bu alacağım buraları. Bu şekilde alacağım, temizleyeceğim. Ama ondan önce teknolojimiz 58.8. Bunu bir yapalım arkadaşlar. Bir yani bir puan olsun. Onun için araştırmalara şöyle vereceğim. Bir de 5 gelsin yine iyi. Tamam mı? Şuradan tarihi zandıracağım. Zaten şuradan görürsünüz. 58.8. 64 oldu. 69 oldu. Ben bunu bir puan yapalım abi ya. Çok istiyorum bir puan olmasını. Rusya ABD krizi geri mi dönüyor? Putin işlerimize burnunu sokuyor demiş ve eksi 40 puan. Eksi 40 ilişki puanı. Lanet olsun abi. Ben Putin'i istemiyordum ki ya. Evet Fransa bizi seviyor. 95. 1 puan tamamdır. Sonunda 1 puana ulaştık ve şu an diğer devletlerin hepsinden öndeyiz. Ve bu bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Eminim buna. Şimdi artık araştırmaya kısabilirim. İsrail'i desteklememiz lazım. İsrail'i desteklememiz lazım ki diğer devletler oradaki onlara sorun çıkartsın. Şimdi Meksika. Bu arada ben her videoda son ne zaman hep sonlarda söylüyorum ama arkadaşlar kanalımız biraz yavaş büyüyor. Abone kısmından izlenme kısmından bayağı iyiyiz de abone kısmından biraz yavaş büyüyoruz. Mesela bu videoyu izleyip de abone olmayan kişiler için lütfen abone olursan çok çok teşekkür ederim. Discord'umda gelerek istediğin bölümleri, istediğin dosyaları atıyorum yani sana zaten. Haberin olsun şimdiden. Abone olursanız mutlu edersiniz. Zaten cuma, cumartesi, pazar canlı yayınlarımız var. Onlara da katılabilirsin diyelim. Evet. Türk 93'lük bir Allah belanı vermesin. İlişki de geliştiremiyoruz. 17 bin askeri ben buralara çekeyim abi. Bu Türkiye bize saldıracak. Allah'tan buradaki Suriye topraklarını verdik. Bakın görüyorsunuz. Türkiye bizimle savaşa girecekmiş gibi duruyor. Allah'ım ne olur savaşa girmez. Savaşa girerse Türkiye'yi yıkmak durumunda kalacağım. Büyük ihtimal birkaç bölüme bana karşı savaş ilan edecek. Yani buna eminim. Şurada asimilasyon yapıyorum. Meksika'nın başkentinde asimilasyon yaptığıma göre 80-84'lük bir yerler var. Bunlar da asimilasyon yaptım abi, tamam mı? Şimdi Meksika savaşı başlasın. Paramız da zaten yerinde. Bakın 9.000. Guatemala falan, El Salvador falan hepsini yıkacağım hızlı bir şekilde. Ey Amerika, ya oğlum canlı yayında bu Amerika bize kök söktürdü yemin ediyorum ha. Ne zaman böyle tam bir merkez Amerika kuracağım, adamlar geliyor bana savaş ilan ediyorlar. Tamam. Şimdi buradan askerleri bastım. Bu askerler Meksika'ya yetecektir bence. 10.000 askeri de buraya. Türkiye biraz sonra bize savaş ilan edecek. Ben buna eminim. Ya da edecek ya da şey mi istiyor? Nasıl desem? Gücü mü yetmeyecek? Ondan mı korkuyor? Bilmiyorum ama bir an önce savaş ilan etmesi lazım. Tamam, Meksika'yı alalım hemen. Alın şunu abi şuradan. Evet, vatandaşlıktan çıkaran siyahiler Washington'a ayaklanma çıkardı. İşin içinde İngilizce'de İngilizlerin olduğu biliniyor. İngilizler mi? İngiltere mi abi? Evet, Washington'a gidelim hemen. Maalesef 500 asker 4000 vatandaşın hayatını kaybetti. Siyahiler İngilizlerin desteğini söyleniyor. Oğlum nasıl lan? Bas abi şuradan asker. İngilizler ha. İngilizlere bitti oğlum.
Emotların gelmesi güzel. Sizin de zaten en çok izlediğiniz kısım emotlar oluyor. Güzel abi. Her şey şu an tam tıkırında ilerliyoruz. Sorunsuz, sualsiz bir bölüm olacak inşallah. Evet, Meksika'yı aldıktan sonra bir barış yapacağız hemen. Meksika'nın zaten Amerika planları arasında hiçbir şey yok. Suçsuz bir memlekette. Garibanı çok severdik. 65'lik yerleri hemen şöyle bir asimilasyon yapalım. Ondan sonra şuraya gidiyorum hemen. Bak şimdi. Nerede abi? İsrail. Lan İsrail'i yıkmışlar. Lan İsrail'i sen nasıl yıkarsın? Oğlum Amerika buraya 50 bin asker getirmiş. Bak bu savaş. Savaş sesleri arkadaşlar. Bunlar savaş siz. Nasıl desem. Aman anladınız işte ya. Evet. Ve savaş ilan etti bize. Oğlum sen oraya ne kadar asker dizsen de benim param var. Benim dünyada alamayacağım yer yok. Sen ne kadar bana savaş ilan etsen de ben buradan asker çıkartacağım. Gerekirse Suriye'yi bile bu savaşa sokarım. Yani Türkiye özür dilerim kardeşim ama. Evet, 198 bine 173 bin. Benim orayı biraz savunmam zor olacak. Ama şöyle bir şey yaparsak, bir vasal serbest bırak. Evet, şu şekilde. Şuradan bir YPG'ye mi versek acaba bu toprağı? Yok lan Ürdün'ün olsun bu toprak. Al Ürdün, bu senin olsun. Başkent de burası olsun. Bir vasal serbest bırak. Gel bakayım abi, al şimdi oraya hadi. Evet, şimdi yavaş yavaş Amerikan planları ayağa geçmeye başladı abi. Yalnız bu siyahiler burada ben isyan çıkarttılar. Askerlerim yarısı öldü abi. Bu benim için kötü bir haber. Ben şuradaki savaşlarıma devam edeyim. Türkiye zaten bize karşı bir şey yapamayacak. Onun için Suriye'yi falan ezmesi lazım. Bir bakalım hatta. Bakalım ne yaptı. Gördüğünüz gibi yani Suriye bize karşı yardım hazırlanıyormuş gibi duruyor. Tamam abi bunlar güzel. Ben şimdi şuraya gideceğim direkt. Ben burayı yıkacağım. Kafaya koydum abi ben burayı yıkmak istiyorum. Almak istiyorum. Güzel topraklar var. Güzel petrolleri de olabilir. Para basacağım biraz. Zaten Türkiye bize karşı bir şey yapamaz. Ama ben şöyle bir şey yapabilirim. Yani, senaryoya uyalım. Şuradan bir para verelim abi. Armağan gönder. YPG. 200 bin para yolladık YPG'ye. Tamam YPG kabul etti bunu. Şimdi 843 bin. Guatemala'yı yıkmamız için bizim biraz iyi askere sahip olmamız lazım. Şu an bunların 36 bin. Bize karşı bir şey ayak ilan etmiyor yani. Bazen böyle dilim sürtüşüyor abi. Neden olduğunu anlamadım ama. Umarım size karşı bir tilt edici bir şey olmuyordur. Tamam yetiştir yapıyorum buradan. Limandan da bir yetiştir yapacağım. Buradaki askerleri toplayacağım ve Guatemala'ya dalacağım. Kesinlikle ticaret talebat yapmayacağım. Zaten Amerika'yım ve kolay bir savaş olacağı için. Amerika ile de saldırıp da ticaret ilan etmeyi de ne bileyim yani. Tamam. Topla abi bunları. 102 binlik bir ordu topladım ben buraya. Direkt olarak Guatemala'nın sınırına çekeceğim. Şuraya bir dağdan bir kale kuralım hemen. Bakalım orada neler yapıyorlar. Kur abi kaleyi. Türkiye bize gelene kadar ya çok yıllar geçebilir oraya. Çünkü Suriye'yi falan yıkmak isteyebilir. Tabi Suriye de buna izin vermeyecek. Çünkü benim vasalım direkt beni olarak savaşa çağıracaktır. 19 bin. Şu Guatemala'nın zaten askeri zayıftır bence. 50 bini buraya yollayacağım direkt. Burada da 67 binlik bir ordum var. İyi bakın şimdi abicim. Savaş ilan et. Bu savaşı vasallarımız çağırmıyorum. 67'ye, 19'a buraya, Guatemala'ya dalalım abi. Hop, hop, buraları aldık. Zıplaya zıplaya gideceğim bakalım ne olacak. Evet, barış geldi. Biliyordum abi barışın geleceğini. Çünkü adam topraklarıma gelemiyor. Buraya gelene kadar da zaten denizde askerler çok maliyet harcayacağı için gelemeyecek haliyle.
Ben de o sırada buraları yok edeyim. Abi beni şaşırttı. ABD'nin bir grup tıp okuyan üniversite öğrencisi kanser hastalığının tedavisini buldu. Vay be, 100 yıl hastalığı bu üniversite öğrencisi tarafından bulunacağı hiç düşünülemezdim. Oğlum hem barış yolluyorsun hem de kabul etmiyorsun. Sen nasıl bir devletsin lan? Gel buraya gel. Oğlum Türkiye'ye bak, savaşmak istemiyorum. Yazık. İlk bölümlerden yıkılmasın. Ama beni buna zorluyor abi. 150 bin askerle gelmiş buraya ya. Tamam, orada biraz gerisin onlar. İler ne kadar ilerleyecek onu da görmüş oluruz. Bir de Türkiye Azerbaycan Birliği ya, bize karşı ayak uyup şey yapıyorlar. Ben alırım orayı, ben tutamam. Oğlum 101 bin askerden bahsediyor adam ya. Evet. Bir Turan Savaşı ile beraberiz arkadaşlar. Bizi yenemeyecek çünkü Amerika'da abi. Hiçbir desteği yok. Destek olmadığı için kaybedecek bu savaşı. Biraz yalnız bizi yoracak. New York'a almasına izin veremem. Tamam, ben oraya biraz fazla yormayayım kendimi. Ben o sırada burada savaşacağım. Lan Türkiye, beni ne durumlara düşürüyorsun ya. Tam dedim her şeyi takarım da abi. Sıfır sıkıntı. Tamam, orada 7000 askeri kaldı. Ufak bir iler... Lan şehrimi yağmalıyor ya. Şuraya git. Lan oğlum sen niye şehrimi yağmalıyorsun ha? 11 buraya bas. Şurayı da bir öğrenmiş olalım. Burada kaç asker var? Ben o sırada zaten aşağıya uğraşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, bir toprak mesela bir devlet sizin toprağını işgal etmişse o devlette olabildiğince fazla az savaşın yani. Zaten alacaksınız. Uzaktasınız çünkü bayağı. Orada bir 32 bin askeri var. Oğlum insan adama bak lan, 150 bin askerle gelmiş. Amerika'nın planlarını çöpe çıkarmaya çalışıyorsun sen demek. Sen hangi ayaksın oğlum sen? Bas bakayım şuraya. Bir de bu savaşa Azerbaycan da dahil ya. Oğlum siz ne, kendinize güveniyorsunuz. Hazinem boşu ha, ne yapacağım ben? Şuraya hareket et. Git abi direkt. 50 bine direkt oraya sürükleyeceğim. Zaten burada savaş bitti. Hala şehrimi yağmalamaya devam ha. Seni seni. Gel bakayım buraya. Şimdi ben buraya şuraya hareket et diyeceğim. Sen de şuraya hareket et. Bak hepsinde buraya hareket et diyeceğim. 25 bin buraya. Tamam. Bakalım. 4000 askeri kaldı lan. Aa, askerler ölüyor, doğru. Burada ne kadar 32.000 asker olursa olsun ölecekler arkadaşlar onlar. Sebebi zaten belli. Bir kaynakları yok. Sadece yağmalamak üzerine her şey. Evet. Buraları aldığımıza göre Nikaragua'da bir şey savaştı. Devlette savaştayız. Tamam. Ya Amerika'nın varlığından şüpheniz mi var arkadaşlar? Ya bunlar bana niye savaş ilan ediyorlar hala anlamadım. Tamam, oraya 50 bin asker gelsin be. Bu arada açıklama kısmında size güzel bir senaryo bıraktım. Onu indirebilirsiniz. Eğer buraya kadar izleyen varsa. Şimdi sen buraya. Şöyle bir yap. Bak Türkiye Azerbaycan arasında bir gel barış yapalım abicim sen. Sen oraya kadar gelene kadar beni tilt edeceğin gibi duruyor. Bir de kabul etmiyor ya. Bir de kabul etmiyor. Çıldıracağım abi. Nasıl kabul etmezsin sen ya? Evet. Honduras'a bir savaş ilan edelim. Zaten bizi tutamaz burada. Ne kadar tutabilir ki abi? Şimdi ilk olarak o saldıracak. Sen şuraya 51 bin şuraya yağ bakalım abi. Tamam. O sırada şuraya da bir savaş ilan ederim bence ben. Nikaragua'ya aynı zamanda vasalıymış. Oralarda almış olurdum en azından. Güzel olur.
Tamam, oraları da aldık abi, çok güzel. Hem vasalını Kuzey Karipler bize savaş ilan etti. Tamam, orayı da aldım. Evet, bu videoda verdiğim sözü tutuyorum yine. Ya ben Amerika'yı alırım, Amerika ya da beni alır. Hadi bakayım. Bunu Amerika şivesiyle söyledim. Amerika. Buraları alıyorum arkadaşlar. Ve barışı yaptık. Sıra bunlarda. Bunlarla da barış yaptım. Ya abi yeter ya. Ya bak, alamayacaksın zaten. Bırak şu şurayı artık, bırak. Buraya Kur'an limanı da ben. Adam buraya sürekli geliyor gidiyor ya. Ya ben yıkacağım ha. Vallahi yıkacağım ha. Tamam, sen yayılacaksın yine, belli. Ulan burada zaten askerin yoktur senin. Gir şuraya. O yüzden gelişemiyorum abi. Türkiye niye biz sürekli bize karşı savaş ilan ettiğini hiç bilmiyorum. Adam hem savaş ilan etmiş durumdayken bir daha savaş ilan ediyor. Ya sen Trump'a... Biz şu an güçlüyüz abicim. Bak şu an güçlüyüz. Şu an yeryüzündeki en güçlü devletlerden ikinci sıradayız. Birinci sıradaki kim lan? Oğlum birinci sıradaki kim? Oğlum yeter ya. Ben bu bölümü alacağım, ben bunun kellesini. Dur gel bakayım sen. Tabi gerçek hayattan asla katmıyorum. Oyun icabı arkadaşlar bunlar, haberiniz olsun. Aranızda yanlış anlayanlar olabilir. Evet, sen gel bakayım buraya. Sen şu askerleri al bakayım şuradan önce. Tamam. Bir Türkiye seferine çıkalım lan. Daha lan orduyu dağıt abi. Tamam, buradaki askerler burada kalabilir. Tıkla şu Türkiye'ye. Evet, Türkiye, Azerbaycan. Bildiğiniz üzere YPG'de zaten bizim ortağımız. Bunlarla bir savaşa beraber girmemiz lazım. Yani ticaret talebet gibi bir şey olacak zaten burada. YPG bizim dostumuz sayılıyor bu oyunda. Ama tabii ki de asla. Sen şuraya gir bakayım be. Benim burada 207 binlik bir ordum var. Ey Türkiye. Gel bakayım. Bak ben savaşmıyordum. Sen beni bu savaşa sokacaksın illa. Gel bakayım. Ulan kendi memleketimi alıyorum da. Of. 193 bin ordu geliyor. Ben buradan olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmam lazım. 193 bin askeri direkt buraya çıkartacak. Evet, başkente gidersen bu iş biter. Oğlum bu Türkiye'de bayağı güçlüymüş yani, şaka maka. Nasıl senin bu kadar hareket puanı olabilir ya? Şuraya git, hani şuraya. Allah, alamadım başkent. Başkenti alamadım, lanet olsun. Ama bakın, bu ticaret talebetten YPG'yi ben bu savaşa sokarım. Çünkü YPG'yi tek biz burada destekliyoruz. YPG de bizi destekleyecektir. Oğlum benim burada hiç toprağım yok mu? He, ben verdiydim doğru şeylere. Şimdi YPG bu savaşa girecek. Senaryoya uygun bir şekilde ilerleyeceğimiz için bu YPG'yi bu savaşa sokalım. Bu benim 20 bin askeri alacaklar ya. Evet, şöyle bir şey yaparsak, ben şöyle bir toprak gezisine çıkayım bakayım şu şekilde. İzleyelim abicim. YPG alttan deliyor ha. Türkiye. Güzel kardeşim, bak bak bak, iyi izle. Aşağıya bak. YPG'yi de aldılar abi. Evet, İstanbul'u aldım. Ama kaçıyorum. Ve kaybettim.
Oğlum adamlar Yunanistan'ı almış ya. Tamam, kaybettim. Buradan çıkalım biz. Zaten orada bizim bıraktığımız bir Suriye var. O Suriye'yi almamız lazım. Hatta dur. Şöyle bir nasıl desem. Tamam. Bunlar iyi bu durumda. Şöyle bir gel abi. Ben bu devlet, o sırada buradaki devletlerle bir müsakereşe edeyim. Gel abi sen şuraya. Lan kendi devletimi kaybettim ya. Tamam. Oğlum bende para var. Ben bu parayla tüm devletleri yıkabilirim ama Rusya hariç Avrupa Birliği'ni bile dağıtırım yani bu parayla. Sen kime güveniyorsun Türkiye? Şu an arkanda Avrupa Birliği bile yok yani. Irak bana talep ediyor. Şuna karşı koalisyon kur. Kabul ettim arkadaşım. Amerika Birleşik... Ne? Anam yanlışlıkla... Barış abi barış. Sana yanlışlıkla savaş ilan ettim. Pardon abicim. Bunlara savaş ilan edecektim. El Salvador. Ey El Salvador ey. Gel bakayım sen de. Sen de gel abicim. Lan. Oğlum bu El Salvador nasıl bu kadar güçlü? Hain hain. Bendeyken güçlü değil. Kendi devletindeyken güçlü ya. Evet sıra onunla bende. Tamam sıra bendeydi aldım. Burayı da aldık abicim. Şimdi sen şuraya bir gel bakayım. Ultimatom göndermem için hakaret etmem gerekiyor. Hakaret et adamlara bak. Bende ilişkiyi sıfır tutuyorlar. Eyaletleri talep et. Kaydet. Abi kabul etmiyor ya. Ulan Amerika sana ultimatom yolluyorsa bunu kabul etmek zorundasın. Evet, ABD Kırım'ın Rusya tarafından işgaline tepki yağdı. Abi bakabilir miyim oraya be? Kırım evet burada bir yerde olması lazım. Tamam. İki ülke ilişkileri gibi görecekti. Bir gün Ukrayna ABD tarafından yardım yapılacaktır. Ukrayna'ya ABD tarafından yardım yapılacakmış. Ukrayna bana 5000 birim veriyor. Nereye verdi abi? Ulan şu Evut'tan insanı gaza getiriyor ha. Bakalım abi. Evet YPG'yi almış. Burada bir Kürdistan var. Oğlum. Ben bir sonraki bölüm ordu toplayıp Türkiye'yi yıkacağım abi. Kafaya koydum ben bunu ya. Şuna bak. Adamlar Osmanlı İmparatorluğu kuracak. Ben buna dur demem lazım. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısaca ne yaptığımızı direkt sana söyleyeyim bak. Ekrandaki kişi sana direkt söyleyeceğim bunu. Ürdün Suriye olmak üzere YPG desteklesek de YPG bir şey yapamadı. Gerçekte olduğu gibi abicim. Hiçbir şey yapamıyorlar zaten. Ürdün'ü falan yeniden vasat serbest bırakarak burada bir Amerika planı yaptık abicim. Güzel bir şekilde burada Suriye içinde büyüyor. Savaş olduğu zaman direkt saldıracak. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorsunuz. Meksika, Guatemala falan. El Salvador alan bir Amerika var karşınızda. 4 milyon 187 6 4 bin 4 milyon 187 bin 685 de ekonomisi 22 milyon 838 bin 184 de bir nüfusu var. Şu an Türkiye ile savaşta. Türkiye Azerbaycan arasında bir savaş dönüyor. Başka ya gösterebileceğim bir şey var mı? Tamam başka bir şey yok. Size şöyle haritayı da kısaca göstereyim. Novgorod Cumhuriyeti kurmuşlar buraya. Başka bir şey var mı? Almanya falan hala aynı. İngilizleri yalnız öldüreceğim. Yalnız İsveç burada bir devlet yıkmış. Norveç mi lan bu? Burada bir devlet yıkılmış abi. Gözüme kaçmadı değil. Yok Norveç değil. Burada bir devlet yıkılmış ama. Almanya buraya gelmiş. Mısır Suudi Arabistan'ı işgal etmiş. İran aşağı kaymış. İspanya buradaki devleti almış. Şu an girişleri kontrol ediyor diyebiliriz. Para alıyor onlardan güzel bir şekilde. Aşağılar zaten Çin sanki biraz daha büyümüş gibi. Allah Allah. İç Moğolistan
ve Moğolistan olmak üzere ikiye ayrılmışlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmediyseniz de açık aşağıya yazabilirsiniz. Eleştirileri severim. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.